Ekrandaki çalışmayı tamamlamak için şimdi diğer layer'ları kullanarak çalışmamı tamamlamaya çalışacağım. Layer liste tıklıyorum. Buradan eksen layer'ini seçiyorum. Ardından L Enter diyorum. Bu kısma eklenen AA kesiti çizgisini çizeceğim. Uygun bir noktaya tıklıyorum. Yönünü aşağı gösteriyorum. Ve Enter yapıyorum. Böylece bu kısmı kesecek bir çizgi eklemiş oldum. Şimdi de tarama olur, ölçü olur. Buradan bir layer daha seçiyorum. L Enter yapıyorum. Buradaki oku da çizelim. Oku çizdik. Buradan oku 45 derecelik şekilde ucunu çizmek için Polar Tracking'i aktif ediyorum. Ve 45 derecelik açılarda çizme özelliğini, setini aktif ediyorum. Böylece buradaki oku oluşturduk. Oku sağa tıklıyorum, Copy Selection. Bunu buraya kaydırıyorum. Şimdi bunun karşısına yazı yazacağım. Dilersek tabi buraya yeni bir layer daha ekleyebiliriz. Yeni bir layer, yazı diyelim. Yazının rengini de farklı yapalım. Okey diyorum. Çizgi kalınlığı çok önemli değil bunda. Layer seçiyorum. Yazı. Ardından MT, yazı yazma komutunu hatırlarsanız. Bu alanda yazıyı oluşturacağım. Yazı fontunu seçiyorum. Arial olarak seçeceğim. Yazının yüksekliğini seçiyorum. 5. Ve ardından buraya A diyelim. Büyük harflerle A. Yazıyı seçtiğimde biraz küçük kalmış gibi Quick Properties'ten bunu büyütüyorum. A yazısını seçiyorum. Kopyalıyorum aşağı doğru. Böylece kesik kısmını oluşturmuş oldum. Şimdi ölçülendirme yapmaya çalışacağım. Bu esnada ölçülendirmeyi yaparken yine ölçü layer'ini seçiyorum. Ölçü layer'ini seçtikten sonra ölçülendirme oklarını kullanarak nesneyi ölçülendireceğim. Uzunluğunu verdim. Şu aralığı tanımlayalım. Kasamızın geldiği bölümü tanımlayalım. Gördüğünüz gibi renkleri ve çizgi kalınlıkları tanımladığım gibi. Eğer Line Width seçeneğini, buradaki durum komutunu check ederseniz, buradaki dış çizgilerin, mobilya çizgilerin daha kalın, ölçülendirme çizgilerin daha ince, buradaki eksen çizgilerin de yine daha ince olduğunu göreceksiniz. Düşeyde de ölçülendirme yapalım. Yanlış bir noktadan yakaladık. Şuradan. Tekrar devam ediyorum. Bir ölçülendirmeyi, genel bir ölçü koyalım, ölçü çizgisi, onu da buraya iliştirelim. Ölçülendirme konusunu daha sonra işleyeceğim için şimdi buradaki detaylara fazla girmeyeceğim. Burada kullanmadığımız diğer bir layer ise tarama layeri. Tarama layerinden önce şurada bir tane mekanizma çizimi var, onu da gerçekleştirelim. Görmüş olduğunuz gibi kesik noktalı çizgi aralığı biraz geniş gibi. İstersek bunu tayin edelim. Ama önce kesik çizgi layer'ini seçelim. Buraya bir çizim yapalım. Bu esnada çizgi kalınlıklarını kapatalım. Çalışmak daha kolay. Dikdörtgen komutunu kullanıyorum. Şu nokta ve buradaki noktayı referans göstererek yukarı doğru 3 birim kalınlığında bir dikdörtgen çizdim. L Enter. Buradan itibaren
4 yapalım. Şöyle. Ve yine böyle bir tane ray çizdim. Tr enter. Bu bölümleri siliyorum. Şimdi bir de çember ekleyelim. C enter. Sanki burada makara varmış gibi. Yarı çapını 1.2 yapalım. Biraz da geriye taşıyorum. 0.5 kadar. Yarı çapını 1 yapalım. Offset enter. 0.3 enter diyorum. Tekrar bir daha offset yapalım. Bu tarafta da bir tane çember oluşturalım. 0.5 offset enter 0.3. Böylece rayları çizmiş oldum. Ama dikkatimizi çeken bir şey var. Buradaki çizgi aralıkları çok uzun. Kesik çizgi olduğu bazı belli olmuyor. Aynı şey buradaki seçenekte de, buradaki kesik noktalı çizgide de görüyoruz. Peki bu tür durumlarda ne yapacağız? Bu tür durumlarda hatırlarsanız ilk dersimizde şu iki panelin birbirine ilişkili olduğunu, yani layer ile layer properties panelinin birbirine ilişkili olduğundan bahsetmiştim. Bu noktada buradaki properties'e tıklamak suretiyle alt seçenekleri görebilirsiniz. Mesela buradan şu alt köşeye tıkladığınızda layer'larla ilgili properties'ler, yani gerekli bilgiler açılacaktır. Bunları buradan düzenleyebilirsiniz. Veya çizginin aralıklarını sadece ayarlamak istiyorsak bu bölüme tıklayarak açılan seçeneklerden order'ı tıklayalım. Order'ı tıkladıktan sonra artık çizgi aralıklarını burada tanımlayacağım bir ekran çıkar. Bu ekranda global skala değerini mesela arttıralım. 5 yapalım. 5 yaptığımızda bakalım aralık neredeyse yok oldu. O zaman bunu küçülteceğiz. 0.2 yapalım. Okey. Gördüğünüz gibi 0.2 yaptığımızda kesik çizgilerin aralığı daha sıklaştı ve sayıları daha belirgin hale geldi. Aynı şey kesik noktalı çizgi için de geçerli. Eğer bunu sadece belli bir çizgi için yapacaksak çizgiyi seçip buradan değerini değiştirmekte fayda var. Bu şekilde de skala ayarlarını değiştirerek çizgilerin sıklığını, kesik ve noktalı çizgilerin sıklığını ayarlayabiliriz. Şimdi genel olarak çalışmamız tamam. Son olarak bir de tarama ekleyelim. Listeden tıklıyorum tarama. Ardından H enter dedim. Tarama işlemi uygulayacağım kısımları seçiyorum. Dikey nesneler. Bunların aralığını biraz ayarlamam gerekiyor. Tıkladıktan sonra hatırlarsınız Hatch Editor açılıyor. Ve Properties kısmından bunun değerini 0.2 yapalım. Hatta tarama tipini de değiştirelim. Tarama tipine bakalım. Burada line tarama tipi seçeneği var. Açısını da 90 derece yapıyorum. Buraya tıklayalım. Çizgi tipimizi tekrar bakalım. Böylece taramayı da eklemiş oldum. Aynı taramayı burada da uygulayacağım. Bu bölgelere tıklayarak sanki burada kesilmiş de nesnenin kesikli hali görünüyormuş gibi bir etki oluşturuyor. MA yani Match Prop komutunu kullanarak buradaki özellikleri eşleştirelim. Kullandığım taramayı buraya aktarıyorum. Enter yapıyorum. Ancak buradaki taramalarda yatay açıda olacak. Taramanın üstüne tıklıyorum. Buradaki Angle seçeneğini kullanacağım. 0 yapacağım. Ve ESC ile işlemden çıkacağım. Genel olarak layer işlemlerimizi tamamladık.
çizimi de gerçekleştirdik. Buradaki bütün oluşturduğumuz layer'ları kullandık. Dikkatinizi çekmiştir, 0 ve Dev Points adında iki tane layer var. Bu layer'lar AutoCAD'de standart olarak her açtığınız dosyada bir 0 layer'i mevcut. Dev Point seçeneği ise daha çok eklenen bir nesne varsa veyahut da blok varsa ondan sonra eklenen bir layer'dır. Bu layer'ları silemezsiniz. Eğer bir layer silmek isterseniz içindeki nesneleri silmeniz lazım. Yani o layer'la alakalı çizmiş olduğunuz çizimleri yok etmeniz lazım. Mesela buraya bir tane layer ekleyelim.